Ve geldik 17. soruya. Kuyumcuya giden Merve beğendiği altın bir yüzük ve altın bir bileziği tarttırıyor. Yüzük ile bileziğin kütleleri eşit geliyor. Ya Merve ne yaptın ya? Nasıl bir yüzük seçtin? Bilezikle kütlesi eşit. Erkek taraf ödeyecek diye Merve burada çok acımasız davranmış. Allah'tan benim eşim böyle davranmadı. İşçilik fiyatları aynı olan yüzük 18 ayar. Bilezik 22 ayar olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Altının yoğunluğu karıştırılan maddenin yoğunluğundan daha büyüktür. Şimdi canlarım kuyumculukta altının içerisine başka metal karıştırılıyor. Eğer metalin oranı fazla olursa, yani altından daha fazla sen o metalden katmaya başlarsan onun ayarı giderek düşüyor. Eğer içerisine hiçbir başka metal katmazsan, yani sadece altından yaparsan o 24 ayar altın yapıyor. Bunun içerisinde %100 altın var. Bunun içerisine başka metal katmaya başladığın anda bunun ayarı düşüyor 22'ye düşüyor. Başka metalden daha fazla katmaya başladığında 18'e düşüyor. Daha da fazla katarsan yani altın miktarını azaltıp başka metal miktarını arttırırsan bunun ayarı örnek veriyorum 14 ayara doğru düşüyor. Yani bunda %100 altın var diyebilirim. Bunda kafadan atıyorum şu an %80 altın var diyebilirim. Bunda ise %60 altın var %40 diğer madde var. Bunda da diyelim %50 altın var, %50 diğer metal var. Böyle düşünebiliriz. Şimdi bilezikteki altın oranı yüzükteki altın oranından fazladır. E çünkü bileziğin ayarı daha yüksek olması içerisindeki altın oranının daha fazla olması anlamına geliyor. Yani bu doğru. Bilezik yüzükten daha yumuşak bir yapıya sahiptir. E doğal olarak. Çünkü arkadaşlar siz öyle bir yüzük seçtiniz ki bunun kütlesi bileziğin kütlesiyle aynı. Yani şöyle bir bilezik olduğunu düşünürsek İkisinin kütlelerinin eşit olması için yüzüğün çok sıkı bir yapısının olması lazım. Çünkü küçük bir yüzük, bilezik kocaman. E ikisinin de kütleleri aynı. Aynı kütleye sahip bir tanesi küçücük, bir tanesi kocaman halka. Hangisi daha yumuşak olur? Tabii ki de bilezik. Yani bileziği şöyle yaptığınızda hemen eğilir. Çünkü incecik olması lazım. Aynı kütleye sahip olması için. Ama yüzük sıkı bir yapıda olması lazım ki bilezikle aynı kütleye sahip olsun. Yani bilezik yüzükten daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu da doğru. Bileziğin hacmi yüzüğün hacminden küçüktür diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınızda ya yüzüğün hacmi daha küçük bileziğin hacmi daha büyük diyebilirsiniz. Ama burada yanılıyorsunuz. Neden biliyor musun? Çünkü öz kütle dediğimiz şey kütle bölü hacim değil mi? Evet. Peki bunların kütleleri eşit değil mi? İkisinin de kütleleri aynı. Yani yüzük ve bileziğin kütleleri aynı. O zaman kütlenin üstünü çizebilirim ben. Peki hangisinin öz kütlesi daha büyük? Ne demiştik? Altın oranı hangisinde fazlaysa onun öz kütlesi daha büyüktür. Neden? Çünkü altının yoğunluğu karıştırılan maddenin yoğunluğundan daha büyük diyor. E dolayısıyla buradaki bilezikte altın oranı daha fazla değil mi? Yani öz kütlesi büyük olan altın ve sen ondan daha fazla katıyorsun. Öz kütlesi küçük olandan daha az katıyorsun. Haliyle bunun öz kütlesi büyük olur. Ama 18 ayar olan yüzükte altın daha az Diğer metalden daha çok var. Yani yoğunluğu çok olandan az katıyorsun. Altından az katıyorsun. Yoğunluğu küçük olandan daha çok katıyorsun. E dolayısıyla onun öz kütlesi ne olur? Daha küçük olur. Yani buradaki bilezik daha fazla oranda altın içerdiği için bileziğin öz kütlesi kesinlikle buradaki yüzüğün öz kütlesinden daha büyüktür. Bitti. Çünkü bilezik 22 ayar içerisinde yüzde olarak daha fazla altın var. Buradaki yüzükte ise yüzde olarak daha az altın var. Altının öz kütlesi daha büyük olduğuna göre bileziğin öz kütlesi yani bileziğin karışımının öz kütlesi daha fazla altın barındırdığı için öz kütlesi daha büyüktür. Şimdi öz kütlesinin büyük olması ne anlama geliyor? Kütleler zaten aynı. O zaman öz kütlesinin büyük olması hacminin küçük olması anlamına geliyor. Yani öz kütlesi büyük olanın hacmi küçüktür. Yani biz şurada diyeceğiz ki yüzüğün hacmi bileziğin hacminden daha büyüktür dememiz gerekiyor. E hocam nasıl olur bu kocaman bu küçücük? Biz burada hacim derken içerideki boşluktan bahsetmiyoruz ki arkadaşlar. Bunun etrafındaki bu altın kısmından bahsediyoruz. Yani şu kısmın hacminden bahsediyoruz. Yani şuradaki incecik kısmın toplam hacminden bahsediyoruz. Burada ise daha kalın bir kısım var. Bunun toplam hacminden bahsediyoruz. Yani bu içerideki boşluklardan ne yapmıyoruz? Bahsetmiyoruz. Bileziğin öz kütlesinin büyük olması Aynı zamanda bileziğin hacminin küçük olması anlamına geliyor. Çünkü kütleler aynı. Kimin hacmi küçükse onun öz kütlesi büyüktür mantığına göre biz burada diyeceğiz ki yüzüğün öz kütlesi küçük demek ki yüzüğün hacmi daha büyük. Bileziğin hacmi yüzüğün hacminden küçüktür diyor. Yani bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı 1 2 3 E şıkkı oldu. Şimdi Özdeş kaplarda birbirine karışmayan D1, D2, D3 öz kütleli sıvıların denge durumları veriliyor. Kaplarda toplam sıvı kütleleri eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi canlarım bu soruda küçük bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Bu kaplardaki toplam sıvı kütleleri eşit ama ben bunlarda ne kadar bundan var, ne kadar bundan var bilemem. Çünkü neden? Yani öz kütlesi büyük olandan az katarım, öz kütlesi küçük olandan çok fazla katarım. E Diğerinde de öz kütlesi büyük olandan çok katarım. Öz kütlesi küçük olandan az katarım. Yani ben bir şekilde bunların kütlelerini ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. O yüzden bu soruda şöyle bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Kaplardaki sıvıların kütleleri eşit. Yani ayrı ayrı kütleleri eşittir şeklinde bir uyarı yapmamız gerekiyor. Yani böyle bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Şimdi D2 ve D1'i alt alta koyduğunda D1 alta çökmüşse bunun anlamı şu. D1 daha yoğundur. Yoğun olan alta çöker. O zaman ben bunun özkütlesine 3 d bunun özkütlesine ne diyeceğim? Mesela 2D diyeceğim. Şimdi D2'ye 2D demiştim. O zaman bunun öz kütlesi ondan da küçük olmalı. Mesela D olmalı. Buraya geliyorum. Sen 3D'sin sen de D'sin diyorum. Şimdi bunların kütleleri eşit olacak. Hepsinin kütleleri ayrı ayrı eşit olacak. Şimdi kütle dediğim şey öz kütle çarpı hacim değil mi? Evet. O zaman D çarpı V'lerinin aynı olması lazım. Mesela burada 2V varsa 3 kere 2 6DV yaptığı için Burada 6V olması gerekiyor ki 6DV yapsın. Yani bunların dediğim gibi bir düzeltme yaparak sıvıların kütlelerinin ayrı ayrı eşit olduğunu belirtmemiz lazım yoksa bu soru çözülmez. Böyle bir düzeltme yaptık. Kusura da bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu kap ne kadar geldi? 6DV, 6DV, toplam 12DV. Geliyorsun buna. Burada 3V olması lazım 6DV olması için. Burada da 6V olması lazım ki bu da 6DV yapsın. Buraya geliyorum. Burada 3D'den 2V kadar olması lazım. Hani 6DV yapsın. Burada da 2D'den 3V kadar olması lazım ki 6DV yapsın. Bak şu anda bütün sıvılar 6DV. Bu da 6, bu da 6, herkes 6. Dolayısıyla bu kaptaki toplam sıvı 12DV, bu kaptaki toplam sıvı 12DV, bu kaptaki toplam sıvı da 12DV oldu. Şimdi diyor ki kaplardaki toplam sıvı yükseklikleri arasında böyle bir ilişki vardır diyor. Şimdi kaplar düzgün Dolayısıyla burada 3V, 2V daha 5V var. Yani ben bunun yüksekliğine 5H diyebilirim. Kap düzgün ya. 5V, 5H yapıyor. Buraya geliyorum 9V. Demek ki bu kaptaki yükseklik 9H olmalı. Buraya geliyorum 8V. Demek ki bu kaptaki yükseklik 8H olmalı. Yani en büyük yükseklik 2'de, sonra 3'te, sonra 1'de. 2, 3, 1 yani bu doğru. Şimdi siz sıvıların seviyelerini eşit gibi görüyorsunuz ama soru sonuçta o şekilde bir belirt, o şekilde bir şey belirtiyor mu? Belirtmiyor. Dolayısıyla biz burada sıvıların yüksekliklerini eşit gibi görüyoruz diye eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Sıvıların homojen karışımı sağlandığında birinci kaptaki karışımın öz kütlesi ikinci kaptaki karışımın öz kütlesinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar bunları homojen olarak karıştırdığınızda birinci kap 3D ile 2D arasında bir sonuç alır ve hacmi büyük olana yakındır. Yani 3 ve daha fazla ya hacmi daha fazla olana karışım yakındır. Ne demek istiyorum? 3D ile 2D'nin ortalaması nedir? 3, 2 daha 5 yarısı 2,5 değil mi? 5 bölü 2, 2,5. Şimdi eğer ikisi de aynı hacimde olsaydı bu 2,5 olurdu. Ama 3V'den fazla katıldığı için şöyle yazıyorsun bak. 2D'yi yazdın. 3D'yi yazdın. Eğer ikisi eşit hacimde olsaydı 2,5D olurdu dedin. Hacimce kim fazla? 2D fazla. O zaman direksiyonu 2D tarafına kırıyorsun. Ve bu kaptaki karışım bu aralıktadır diyorsun. Yani 2,5'tan küçüktür. Mesela ne olur? 2,3 olur. Hemen şuraya 2,3 yazalım. İkinci kaba geldiğinde Zaten D ile 2 D'yi karıştırıyorsun. Dolayısıyla 1 ile 2 arasında bir sonuç çıkacak. Mesela 1 nokta işte 8 bakalım burada 6 ve bu daha fazla yapalım. 1 D burada e, diğeri 2 D tam ortası olsaydı bir buçuk D oluyordu 3 bölü 2'den. Bakıyorsun 6 V daha fazla. Yani D daha fazla. O zaman direksiyonu D'ye doğru kırıyorsun. O zaman bu kaptaki karışımda 1.3 falan oluyor. Buraya da 1.3 D'yi yazdım. Buraya geldiğinde 3D ve D'nin ortalaması ne yapar? D ve 3D topla 4 yarısı 2. Yani eşit hacimde olsa 2D olurdu. Bakıyorsun bundan daha fazla katılmış. Yani D'den daha fazla. O zaman direksiyonu D tarafına kırıyorsun. Ve diyorsun ki sonuç bu aradır. Yani D ile 2D arasında. Mesela bu da 1.5D olabilir. 1.3D de olabilir. Burada bize ne diyor? Birinci kaptaki karışımın öz kütlesi 2'den daha büyüktür diyor. 1'e bakıyorsun. 2'ye bakıyorsun. Bu %100 doğru. 3 kaptaki sıvı tek bir kapta karıştırılsaydı karışımın öz kütlesi D1'den küçük olurdu. Şimdi burada 3 tane sıvı var. Şimdi bu 3 sıvının bir tanesinin öz kütlesi D, bir tanesinin öz kütlesi de 3D. Yani en büyük ve en küçüğü alıyorsun diyorsun ki karışım en küçükle en büyük arasında bir değer alır. Yani D ile 3D arasında her türlü sonucu alabilir diyorsun. Şimdi burada her türlü sonuç D1'den daha küçük mü? E bakıyorsun D1 dediğin şey, senin 3D Dolayısıyla buna D1 diyebilirim ben 3D olduğu için. Sonuç her türlü D1'den daha küçük. Yani 3D'den daha küçük. 2.9 bile olsa D1'den daha küçük oluyor. Yani bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3, E şıkkı oldu. Şimdi altta soru yok geldik 19'a. Diyor ki bize bir öğrenci eşit kütleli X, Y, Z cisimlerini özdeş kaplarda bulunan aynı miktardaki su içerisine bıraktığında denge durumları şekildeki gibi oluyor. Yani bu kaplarda normalde aynı miktarda su vardı. Cisimlerin üçü de suda battığına göre hangileri doğrudur? Şimdi hepsinin içerisinde bir bardak su var. Sen X'i attığında sıvı buraya geliyor. Y'yi attığında sıvı daha fazla yukarı gidiyor. Z'yi attığında sıvı daha da yukarı gidiyor. Demek ki Z daha çok yer kaplıyor. Ondan dolayı sıvı daha çok yükseliyor. Yani benim anladığım şu. Z'nin hacmi Y'nin hacminden daha büyük. Y'nin hacmi de X'in hacminden daha büyük. Çünkü Z'yi attığımızda sıvı bayağı yükselmiş. Demek ki onun hacmi büyük x'e attığımızda sıvı fazla yükselmemiş demek ki onun hacmi küçük. Hacim sıralamasını böyle yapabilirim. Dolayısıyla z, y, X baktığımda bu doğru. Öz kütleyi nasıl sıralayacağım? Arkadaşlar öz kütle demek m bölü v demek değil mi? Bunların hepsinin kütlesi aynı. Dolayısıyla kütlenin üstünü çiziyorum. Hepsi aynı çünkü. Kimin hacmi büyükse onun öz kütlesi küçük olmaz mı? Ters orantı gereği. Dolayısıyla hacmi en büyük olanın öz kütlesi en küçüktür mantığıyla. Dz en küçük oluyor. Dx en büyük oluyor. Dy arada kalıyor. X, Y, Z. Baktığımda X, Y, Z. Yani bu da doğru. Cisimlerin öz ağırlıkları eşittir diyor. Arkadaşlar öz ağırlık cismin ağırlığının hacmine oranıdır. Şimdi bu cisimlerin hepsinin kütleleri aynı. E aynı ortamda oldukları için yer çekimleri de aynı. Yani üst tarafı siliyorum. Dolayısıyla kimin hacmi büyükse onun öz ağırlığı daha küçüktür diyemez miyim? Ters orantı e diyebilirim. Demek ki arkadaşlar Hacmi en büyük olanın öz ağırlığı en küçüktür. Yani Z'nin öz ağırlığı en küçüktür. X'in öz ağırlığı en büyüktür. Yani bunlar eşit falan değildir. Dolayısıyla 1 ve 2 cevabımız B şıkkı oldu. Şimdi geldik 20'ye. Düşey kesti verilen kap içerisinde aynı maddeden yapılan K ve L engelleri konulduğunda suyun denge durumu veriliyor. Buna göre sıvıların aynı yatay hizaya dengelenmesi için hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi canlarım burada kılcal bir boru kullanılıyor tabii ki. Yani bu boru böyle pimaş borusu gibi, hayvan gibi bir boru değil normalde. Yani normalde böyle ince bir boru bu. Ama burada biraz daha yorum yapabilelim diye buradaki boruyu ne yapmış? Biraz e, açıkçası fazlaca iri göstermiş. Yani şuradaki K ve L arasında kalan boru ince bir boru aslında, kılcal bir boru. Yani kılcallık olayı ince borularda gösteriliyor. Böyle pimaş borusu gibi bir boruda suyun yükselmesi ne yapmaz? Söz konusu olmaz. Şimdi diyor ki ben bu sıvıların aynı hizaya gelmesini istiyorum. Yani böyle dengelenmesini istiyorum diyor. Ne yapmam lazım diyor. Şimdi K engelini 2, L engelini 1 yönünde çekelim diyor. K engelini 2 yönünde çektiğinde bu boru buraya geliyor. L engelini de 1 yönünde çektiğinde bu boru da buraya geliyor. Boru ne yapıyor? Genişliyor. Arkadaşlar boru genişlediğinde ne olur biliyor musunuz? Kılcallık etkisi azalır. Kılcallık etkisinin azalması sıvının fazla yükselememesi anlamına geliyor. Kılcallık etkisi ince borularda daha etkili değil mi? Mesela K ve L birbirine yakın olsaydı şöyle incecik olsaydı o zaman buradaki sıvı örnek veriyorum buraya kadar yükselirdi. Yani bunlar birbirine yaklaştığında sıvı daha yükselir. Bunlar birbirinden uzaklaşırsa hani sorunun dediği gibi uzaklaşırsa o zaman bu boru iyice pimaş borusuna döner. O zaman da sıvı orada ne yapamaz? Yükselemez. Demek ki K'yı iki yönünde L'yi bir yönünde çekersem sıvı ince boru özelliğini kaybeder. Boru hayvan gibi olur ve sıvı alçalır. Alçalınca da aynı hizaya aşağı yukarı aynı hizaya gelmiş olur. Yani bu bir çözüm olabilir. Şimdi K engelini diyor bir yönünde çekelim diyor. Bakalım. K engelini bir yönünde çekmek yani bunu sağa doğru yaklaştırmak. Boruyu ne yaparsınız o zaman? Boruyu inceltmiş olursunuz. L zaten burada. Boru inceldiği için daha da yükselir. Dolayısıyla seviyeleri ne olur? Eşit olamaz. K ve L'yi iki yönünde çekelim diyor. Bakıyorsun. K'yı iki yönünde diyelim buraya kadar getirdin. L'yi de iki yönünde buraya kadar getirdin. E o zaman borunun kalınlığı ne yapmadı? Değişmedi. Borunun kalınlığı değişmezse sıvı seviyesi yine aynen bu kadar olacaktır. Yani bu da bir çözüm olmayacak. Cevabı yalnız bir A şıkkı diyebilirim canlarım. Şimdi geldim 21'e. Özdeş X, Y, Z kaplarında 2T, 2 tt sıcaklığında sıvılar var. Ve bunlara özdeş iğneler bırakılıyor. Y ve Z kaplarında saf su, X kabında deterjanlı su olup Y kabında su üzerine bırakılan iğne battığına göre. Arkadaşlar Y kabına bırakılan iğne ne yapıyormuş? Batıyormuş. Demek ki buradaki yüzey gerilimi yetersiz. Eğer yüzey gerilimi yeterli olsaydı batmazdı. Orada sanki bir çarşafın üstünde yatıyor gibi yılan gibi yatardı orada. Ama yatamıyor. Demek ki yüzey gerilimi yeterli gelmiyor. Şimdi diyor ki Z kabındaki suya bırakılan iğne batmaz diyor. Bakalım. Z kabında saf su var. Şimdi Y kabında da saf su vardı. Z kabında da saf su var. Yani sular aynı. Tamam. Ama bunun sıcaklığı daha az. Yani sıcaklık azaldığında madde ne olur arkadaşlar? Biraz büzüşür, değil mi? Sıcaklık azalınca büzüşür. Dolayısıyla tanecikler birbirine yaklaşır. Kohezyon etkisi artar. Kohezyon etkisinin artması şöyle kohezyon artarsa yüzey gerilimi de artmış olur. Zaten yüzey gerilimi kohezyon sayesinde oluşuyor. Zaten size şöyle bir şey demiştim leke çıkartan özellikler yüzey gerilimini zayıflatır demiştim. Mesela sen bulaşıkları yıkıyorsun değil mi? Örnek veriyorum. Neyse ben yıkayım sen yıkama. Şimdi dersin ki hocam bana bulaşık mı yıkatıyorsunuz? Tamam yıkama ben yıkıyorum. Şimdi suyu sürüyorum diyelim leke çıkmıyor. Ne yaparsın? Suyun sıcaklığını arttırırsın değil mi? Çünkü suyun sıcaklığı artarsa suyun kohezyonu zayıflar. Yani su suyu fazla çekmemeye başlar. Su suyu çekmemeye başlayınca su artık daha özgür kalır. Hani su molekülleri birbirini fazla çekmez. Su özgür kalır ve lekelere saldırır. Demek ki bizim lekeleri çıkartabilmemiz için suyun suyu sevmemesini sağlamamız lazım. Yani kohezyonu zayıflatmamız lazım. Kohezyonu zayıflatmak demek yüzey gerilimini zayıflatmak demek. Leke çıkartan özellikler yüzey gerilimini azaltır. Yani sıcaklık artarsa leke daha iyi çıkar. Demek ki yüzey gerilimi azalıyor. Tam tersini düşün. Sıcaklık azalırsa yüzey gerilimi artar. Mantık bu. Yüzey gerilimi artarsa sen buraya iğneyi bıraktığında o iğne orada dengede kalabilir. Yani batmadan dengede kalabilir. Bu doğru. Şimdi iğne X kabındaki suya bırakıldığında batar diyor. X kabına bakıyorsun. Sıcaklıkları aynı. Sıcaklıktan yana bir şey yok. Ama burada deterjan var. Deterjanı kattığın anda leke daha iyi çıkmıyor mu? Leke daha iyi çıkıyorsa yüzey gerilimi ne olmuştur? Zayıflamıştır. Yani yüzey gerilimi daha da dip yapmıştır. E daha da dip yaptıysa sen buraya iğneyi bıraktığında iğne hiç kalamaz. Yani burada bile iğne batmadan dengede kalamıyorsa, batıyorsa sen bunun içerisine deterjan attığında bunun yüzey gerilimini daha da zayıflattığın için orada artık iğne hiç duramaz. Yani daha da iyi batar. Batar diyor bakın, bırakıldığında batar. Evet. Y kabındaki suyun yüzey gerilimi arttırılıp deney tekrarlanırsa iğne batmaz. Şimdi Y kabında yüzey gerilimi yetersiz. Sen bir şekilde yüzey gerilimini arttıracak bir etki yaparsan. Mesela içerisine tuz katarsan. Ya da sıcaklığını azaltırsan. Yüzey gerilimini arttırabilirsen. iğne artık orada batmadan dengede kalabilir. Bu da doğru cevabımız. 1, 2, 3, E şıkkı oldu. Şimdi homojen bir yapıya sahip prizma şeklindeki cisim şekil birdeki gibi yatay düzlem üzerindeyken kendi ağırlığına karşı dayanıklığı değildir. Buna göre cisim üzerine şekil 2'deki gibi özdeş cisimlerden kaç tane daha yerleştirirse kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı d bölü 4 olur. Şimdi düzgün katılarda dayanıklılık artık uzatmayalım. Direkt neydi? 1 bölü yükseklikti. Yani 1 bölü h'ti. Sen bunu d bölü 4 yapmak istiyorsan 1 bölü 4 h yapman gerekiyor. Başka yolu yok. Yani sen bunun üzerine eğer 3 tane daha eklersen her biri h olduğu için artık bunun yüksekliği ne olur? 4 h. O zaman dayanıklılığı ne olur? 1 bölü 4 h olur. Sen 1 bölü haşa D dediysem 1 bölü 4 haşa D bölü 4 dersin. Yani sorunun istediği de bu. Demek ki bunun üzerine 3 tane daha koyman gerekiyor. Cevabımız C şıkkı canlı. Geldik 23'e. Eğik düzlem şeklindeki kaygan bir yüzey üzerine bırakılan küresel su damlasının eğik düzlemin alt ucuna indiğinde küçüldüğü gözleniyor. Neden küçülüyor? Demek ki su damlası eğik düzleme yavaş yavaş yapışıyor. Yapıştığı için de miktarı giderek azalıyor ve buraya geldiğinde küçülüyor. Biraz daha aşağı inseydi daha da küçülecekti. Yani bunun sebebi adezyondan dolayı su damlaları buradaki eğik düzlemi ıslatıyor. Yani bulaşıyor. E bulaştığı zaman da bedavadan bulaşmıyor. Yani su gidiyor. Su gidince de kendisi küçülüyor. Mantık bu. Buna göre hangileri doğrudur diyor? Suyun kohezyon kuvveti su ve yüzey arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olması küreselliğin bozulmamasına sebep olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar bu su damlası hala küresel mi? Evet, hala küresel. Peki su damlası neden küresel? Kohezyon kuvvetinden dolayı. Yani şöyle düşünün. Neden su böyle damlarken böyle sanki armut gibi bir şekil alıyor? Sanki su böyle incecik bir torbanın içerisindeymiş gibi duruyor. Çünkü sebebi yüzey gerilimi. Yani şuradaki su molekülünü şuradaki su molekülü kendine doğru çekiyor. Şuradaki su molekülünü kendine doğru çekiyor. Şuradaki su molekülü şuradaki su molekülünü çekiyor. Yani birbirlerini çektikleri için Birbirlerini sevdikleri için derlenip toparlanıyorlar. Dolayısıyla da burada kohezyon kuvveti sayesinde küresellik sağlanıyor. E burada da zaten öyle diyor. Yani diyor ki kohezyon kuvvetinden dolayı küreselliği bozulmamıştır diyor. Evet, son derece doğru. Su damlası ile yüzey arasındaki adezyon kuvveti su damlasının küçülmesine sebep olmuştur. Su neden burayı ıslatıyor? Su eğik düzleme yapışıyor. Yani adezyon kuvvetinden dolayı oraya bulaşıyor. Ondan dolayı da giderek küçülüyor. Küçülmesi adezyondan dolayı ama küresel olarak kalması kohezyondan dolayı. Yani bu da doğru. Aynı deney. Su damlasına tuz eklenerek tekrarlansaydı. Tuz eklediğinde suyun yoğunluğu artıyor. Yoğunluğu artınca da kohezyon güçleniyor. Kohezyon güçlenince su artık daha az bulaşıyor. Kohezyonun güçlenmesi suyun suyu daha çok sevmesi anlamına geliyor. Kohezyon aynı moleküller değil miydi? aynı moleküller birbirini daha fazla severse yani koezyon güçlenirse su daha az bulaşmaya başlar. Yani örnek veriyorum önceki kadar bulaşmaz da şuradan azıcık şuradan azıcık şuradan şuradan şuradan, şuradan bulaşır. Önceden her yerden bulaşıyordu şu an biraz daha az bulaşır. Dolayısıyla da küçülme miktarı azalır. Yani damla buraya daha büyük bir şekilde gelir öyle diyeyimse. Fazla bulaşmaz. Fazla bulaşmamasının nedeni tuz attığınızda koezyonu güçleniyor. Koezyon güçlenince kendi kendilerini daha çok seviyorlar. Başka yerleri sevmiyorlar. Dolayısıyla da fazla bulaşmıyorlar. Yani bu da doğru. 23'ün cevabı da E şıkkı oldu canlarım. Geldik 24'e. Metal bir levha üzerine damlatılan sıvı damlaları metal tarafından şekildeki gibi tutuluyor. Levhanın üzerinde biriken sıvı kütlesini artması için hangileri yapılabilir? Arkadaşlar bakın. Buradaki metal levha mesela bir para. Paranın üzerine böyle damlalıkla bir damla bir damla şeklinde diyelim bir sıvıyı damlatıyorsun. Şimdi buraya damlattığın sıvı aslında ne yapıyor? Şuradaki sıvıyı tutuyor. Şuraya damlatılan sıvı şuradaki sıvıyı tutuyor. Şuradaki sıvı şuradaki sıvıyı tutuyor. Derken arkadaşlar bu böyle bombleli bile olsa orada hala taşmadan dengede kalabiliyor. Eğer biz burada kohezyon kuvvetini daha güçlü yapabilirsek. Çünkü buradaki suyun buradaki suyu tutmasının nedeni kohezyon. Kohezyon kuvvetini daha güçlü yapabilirsek biz burada daha da büyük bir damla oluşturabiliriz. Yani böyle bayağı bir şişkin bir damla oluşturabiliriz. Bunu yapmamızın tek yolu kohezyon kuvvetini bir şekilde arttırmaktır. Çünkü suyun zaten bu şekilde küresel olması, suya da başka bir sıvı, bir sıvının böyle küresel olmasının nedeni zaten kohezyon. Kohezyondan dolayı yüzey gerilimi oluyor. Yüzey geriliminden dolayı da sıvı böyle sanki bir zar içerisindeymiş gibi bir torba içerisindeymiş gibi bir görünüm alıyor. Şimdi adam diyor ki sıvının kütlesini ben artmasını istiyorum. Yani daha fazla sıvıyı burada barındırmak istiyorum diyor. O zaman koezyonu arttıracaksın. Başka yolu yok. Sıvının sıcaklığını azaltmak. Sıcaklık azalırsa kohezyon artar demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu olacak. Levhanın sıcaklığını azaltmak. Sen levhanın sıcaklığını azaltırsan buraya damlattığın sıvı levhayla yapışık halde olduğu için yani levhanı, levhanın sıcaklığının azalması aslında buradaki sıvının da sıcaklığının azalmasına neden oluyor. Sonuçta levhayla sıvı ısı alışverişi içerisinde değil mi? Sen levhayı buz gibi yaparsan buraya damlattığın sıvı da soğumaya başlıyor. Sıvı soğuduğunda sıvının koezyonu artıyor. Koezyon arttığında daha fazla sıvı orada barınabiliyor. Yani birinci madde ile ikinci madde aslında birbirinin çok çok benzeri. Aynısı diyebilirim. Levhanın sıcaklığını azalttın. Levha ve sıvı ısı alışverişinde olduğu için sıvının da sıcaklığı dolayısıyla azalmış oluyor. Sıcaklık azalınca da kohezyon artıyor ve daha fazla damla oluyor. Sıvının öz kütlesini değiştirmek. Yani öz kütlesi daha büyük bir sıvı kullanabilirsin. Yani sıvının cinsini değiştirmek. Sıvının cinsi değiştirirsen, kohezyon kuvveti daha büyük bir sıvı tercih edersen böyle bir şey olabilir. Sonuçta yapılabilir diyor. Yani mesela burada su vardır. Sen su yerine civa kullanırsın. Öz kütlesi daha büyük olan bir sıvı kullanırsın. Civanın kohezyonu daha büyük. O zaman daha fazla civa orada tutunabilir. Yani cevabı 1, 2, 3, E şıkkı oldu. Geldik 25. soruya. Diyor ki yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Fizik uygulamalı bir bilim dalıdır. Tabii ki arkadaşlar fiziğin birçok alanda uygulaması var. Hatta 12. sınıfın son konularından bir tanesi neydi? Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları. Yani fizikte yaşanan gelişmeler, teknolojik gelişmeler işte tıpta, orada, burada, sanayide, her yerde uygulanıyor. Dolayısıyla fizik uygulamalı bir bilim dalıdır. Varlığı bilinen gök cisimleri hakkında çalışmaları fizik, astronomi ile birlikte yürütür. Astronomi zaten önceden fiziğin içerisindeydi, sonradan ayrıldı. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi. Fiziğin alt dalları birbirinden bağımsızdır. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Fiziğin bütün alt dalları birbiriyle ilgilidir. Hatta fizik sadece kendi alt dallarıyla değil, başka bilim dallarıyla da ilgilidir. Mesela nanoteknoloji dediğimiz alan hem atom fiziği ile ilgilidir, hem de katal fiziği ile ilgilidir. Yani bu sadece bununla ilgilidir. Bu sadece şunla ilgilidir diyemeyiz. Dolayısıyla alt dalları birbirinden bağımsızdır demek yanlış olacaktır canlarım. Cevabı 1 ve 2. B şıkkı oldu. Geldik 26'ya. Yukarıdaki görsellerle verilen inceleyen fiziğin alt dalları hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar, lazer ışınları 12. sınıfta biz bunu görüyoruz. Lazer ışınları uyarılmış emisyon yoluyla elde ediliyor. Yani aslında atom fiziği ile ilgili. Yani bir maddenin atomunu uyardığınız zaman atomun içerisindeki elektronlar temel seviyeden üst seviyeye uyarılıyorlar. Yani burada temel seviyede duran elektronlar dışarıdan bir etkiyle uyarıldıkları zaman buradan buraya doğru birikiyorlar. Buna biz tersine birikim diyoruz. Buradaki biriken elektron sayısı alttaki elektron sayısından fazla olduğunda dışarıdan bir foton gönderiliyor. Biraz ayrıntı bir bilgi ama sonuçta bir foton gönderilerek buradaki elektronların aşağı doğru düşmesi sağlanıyor. Bu elektronlar aşağı doğru düşerken bir ışık saçıyorlar. Dolayısıyla her elektron aynı seviyeden aynı seviyeye düştüğü için yayılan ışıkların hepsinin enerjileri aynı, frekansları aynı, dalga boyları aynı oluyor ve lazer ışığını oluşturuyor. Yani bu atom fiziği ile ilgilidir. Dolayısıyla bir atom fiziği olacak. Dediğim gibi bir tık ayrıntı olmuş arkadaşlar bu birinci madde. İkinci madde granit tencerenin yapısal özelliği. Arkadaşlar bu katal fiziği ile ilgilidir. Katal fiziği teknolojideki malzemelerin amaçlarına göre daha iyi kullanılabilmesi için çalışmalar yapar. Mesela granit tencereler yemeği yakmasın, işte ne bileyim içerisine konulan yemek yapışmasın, işte ısıyı yemeğe daha iyi iletsin. Yani buradaki malzemenin amacına uygun daha iyi bir şekilde geliştirilmesi için katı fiziği çalışmalar yapar. Zaten bu nanoteknoloji ile de iç içedir katı hal fiziği. Yani nanoteknoloji hem atom fiziği ile ilgilidir hem de katı hal fiziği ile ilgilidir. Dolayısıyla bu katı hal fiziği ile eşleştirilecek. Gökkuşağı zaten ışığın kırılmasıyla ilgili bir olay. Dolayısıyla optikle ilgilidir. Bunda zaten hiçbir şüphe yok. Bu optik. Bu da atom fiziği. Optik atom fiziği nükleer fizikle ne alakası var ikinin? Dolayısıyla katal fiziği diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. 26'da bitti. Ve geldik 27'ye. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi elektromanyetizma ile ilgilidir? Elektrik ve manyetizma. Kuşların göç ederken yönlerini belirlemeleri. Arkadaşlar kuşlar dünyanın bir ucundan bir ucuna göç ederken hiçbir hata yapmadan yönlerini belirleyebiliyorlar. Ve bunu dünyanın kendi manyetik alanı sayesinde sağlıyorlar. Dolayısıyla bu elektrik ve manyetizma ile ilgilidir. Yani dünyanın manyetik alanı ile ilgili. Binalarda elektrik kesintisi sırasında jeneratörlerin devreye girmesi. Zaten elektrik jeneratörü gördüğünüz anda bu elektrik ve manyetizma ile tabii ki de ilgilidir. Güneş pillerinin çalışma prensibi. Sonuçta burada bir pil ifadesi var. Burada bir ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi var. Bu da nedir? tabii ki de neyle ilgilidir? Elektromanyetizma ile ilgilidir. Aynı zamanda bu güneş pilleri yarı iletken malzemeler olduğu için neyle ilgilidir? Katal fiziği ile de ilgilidir. Yani demek ki fiziğin bir alt dalıyla ilgili olan bir şey başka bir alt dalıyla da ilgili olabiliyor. Kışın arabalara antifriz konulması yani donmaması için suyun içerisine antifriz katılıyor. Bu suyun donma noktasını değiştiriyor. Yani bunun elektrik ve manyetizma ile ilgisi yok. Üzerinden akım geçen düz tel etrafında demir tozlarının belli yoğunluklarla toplanması, bir telin üzerinden akım geçtiğinde telin etrafında bir manyetik alan oluşuyor. Bundan dolayı demir tozları manyetik alanın etrafında yoğunlaşıyor. Yani bu da elektrik ve manyetizma ile ilgilidir. Dolayısıyla kaç tanesi? 2, 4 tanesi ilgilidir. Cevabımız denizli. Yarı yüksekliğine kadar eşit sıcaklıklarda su dolu kaplar ile su ile karışabilen, öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olan Sıvı ile tamamen doldurulup homojen olarak karışması sağlanıyor. Buna göre hangi kapta karışımın öz kütlesi en küçük olur diyor. Şimdi örnek veriyorum. Suyun öz kütlesi 1. Bizim karıştırdığımız maddenin öz kütlesi de diyelim kafadan atıyorum 0.8. Şimdi bu yarı yarı olduğu için bunları topluyorsun. 1 ve 0.8'in toplamı 1.8 yapıyor. Yarısını alıyorsun. 0.9. Bu kabın karışımı 0.9'dur. Sen şimdi buraya 1'i koydun. Üst tarafa 0.8'i koydun ama eşit hacimde değil. Gördüğün gibi buraların haş haş olması buradaki hacim ile buradaki hacimin eşit olması anlamına gelir mi? Gelmez bak. Göz var nizam var. Baktığın zaman burası daha az bir hacime sahip. Çünkü dar. Üst taraf daha geniş olduğu için daha büyük bir hacme sahip. Karışımın öz kütlesi hacimce fazla olana yakındır. Yani 0.8'i yazıyorsun. 1'i yazıyorsun. Eğer eşit hacimli olsaydı 0.9 olurdu diyorsun. Bunu da dedin. Ama burada hacimce kim fazla? 0.8 fazla. O zaman direksiyonu o tarafa kırıyorsun. Yani bu karışım 0.8 ile 0.9 arasında bir değerdir. Mesela 0.85'tir diyebiliriz. Geldik buraya. Burada 1 var, burada 0.8 var. Yine şöyle yazıyorsun. 0.8 ile 1'in arasında bir değer alacak. Eğer eşit hacimli olsaydı 0.9 olurdu. Burada kimden fazla var? 1'den fazla var, değil mi? Alt taraf daha büyük. O zaman direksiyonu bir tarafına kırıyorsun. Yani 0.95'tir diyorsun bu karışımın öz kütlesi. Buraya geldiğinde 1'den çok var, işte 0.8'den az var. Dolayısıyla bu 1'e çok yakındır. Mesela 0.98 falan olabilir. 1'e çok yakın çünkü birden çok var. Buraya geldiğinde eşit hacim olduğunu görüyorsun, simetrik zaten. O zaman 1 ve 0.8'in ortası yani bu kat tam 0.9'dur diyebilirsin. Şimdi burada karışımın öz kütlesi en küçük dediği için cevabımız tabii ki de B şıkkı olacak canlarım. Şimdi geldik 29. Bir hazır çorba paketinin arkasındaki kısımda yer alan bazı bilgiler bize verilmiş. Buna göre verilenlerden hangileri yanlıştır diyor. Birinci basamakta verilen niceliğin SI'daki birimi metreküptür diyor. Birinci basamağa bakıyorsun bir litreden bahsedilmiş. Litre neyin birimidir arkadaşlar? Hacimin birimidir. Hacimin birimi SI birim sisteminde metreküptür. Yani bu doğru. Çünkü bir cismin hacmini bulmak için 3 tane boyutunu çarpıyorsun. Mesela A çarpı A çarpı A diyorsun. Buradan metre geliyor uzunluk. Buradan metre geliyor uzunluk. Buradan da metre geldiği için 3'ünün çarpımı metre küptür. Yani hacimin litre diye desimetre küp diye bir sürü birimi var. Mesela mililitre diye de bir birimi var. Hacim birimi bu. Ama esay birim denildiğinde kesinlikle sadece metre küpü kabul edeceğiz. Bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. İkinci basamakta verilen nicelik temel bir büyüklüktür. İkinci basamağa bakıyoruz. 75 gram hazır çorba tuzunu işte tozunu ilave ediniz. Şimdi burada bahsedilen şey kütle değil mi? Kütle temel bir büyüklük mü? Tabii ki temel. Çünkü kısa muz diye kodlamıştık biz bunu. Ve buradaki K harfi bizim için kütledir. Yani bu bir temel büyüklüktür. Bak SI biriminden bahsetmiyor. Kütlenin SI birim sisteminde birimi kilogram. Ama burada gram kullanılmış. Ama soru bize demiyor ki SI birimine uygundur ya da değildir. Böyle bir şey demiyor. Sadece diyor ki orada kullanılan kavram temel bir büyüklük mü? E burada kullanılan kavram kütle. E kütle de temel büyüklük. Doğru. Üçüncü basamak skalerdir diyor. Bakıyorsun üçüncü basamakta 5 dakika diyor. Yani zamandan bahsediyor. Zamanın bir yönü var mıdır? Kuzeye doğru güneye doğru diyor muyuz? Hayır. O zaman yönü olmadığı için bu skalerdir. Zaten temel büyüklüklerin içerisinde zaman yok mu? Var. Temel büyüklüklerin tamamı skalerdi. Bunu da unutma. Dikkat kısmında verilen niceliğin SI'deki birimi verilmiştir. Dikkat kısmına baktığımızda sıcaklığı 90 santigrat olan çorba diyor. Bak burada SI birimi diyor. Sıcaklığın SI'daki birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Yani Celsius ya da Fahrenheit değildir. Dolayısıyla SI birimi verilmiştir diyor. Hayır, SI olsaydı orada Kelvin yazması gerekiyordu. Dikkat kısmında verilen nicelik temeldir. Yani sıcaklık temel bir büyüklük mü? Evet, S harfi sıcaklık. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Özdeş XYZ Z kaplarında sıcaklıkları 10 derece, 20 derece ve 30 derece olan K sıvısından eşit hacimlerde bulunmaktadır. Buna göre... X, Y Z kaplarındaki sıvılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bunlar aynı madde, aynı sıvı, sadece bir tanesinin sıcaklığı 10 derece, bir tanesinin ki 20 derece, bir tanesinin ki de 30 derece ve bunların hepsinin hacimlerinin eşit olduğunda bana söyledi. Peki bunların öz kütleleri eşit midir? Ya hocam, bunlar aynı madde, o zaman bunların öz kütleleri aynıdır diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü öz kütle sıcaklığa da bağlı bir kavramdır. Sıcaklık arttıkça maddeler genleşir genleştiklerinde de öz kütleleri azalır. Yani D eşittir. M bölü V mantığına göre. Bir maddenin sıcaklığı arttığında kütlesi artmaz. Yani kütlesi sabit kalır. Ama sıcaklık arttıkça madde daha fazla titreşmeye başlar tanecikler. Tanecikler daha fazla titreştiğinde de daha fazla yer kaplamaya başlar. Yani sıcaklık arttığında hacim artar. Hacim arttığında da öz kütle azalır. Hocam bunların hacimleri aynı. Biz şu an onlardan bahsetmiyoruz. Herhangi bir maddenin sıcaklığını arttırdığında hacmi artar. Hacmi arttığı için öz kütlesi azalır. Bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada sıcaklığı en fazla olan Z kabındaki olduğu için Z kabındaki sıcaklık fazla olması öz kütlesinin az olması anlamına gelir. Sıcaklığı en az olanın da en yoğun olduğunu düşünün. Bak sıcaklığı az tanecikler birbirine yaklaşmış dolayısıyla yoğunlaşmış. Yani yoğunluğu en büyük olan x'tir. Hemen şuraya x'i yazıyorum. Y de burada arada kalan değerdir. Şimdi D eşittir M bölü V mantığına göre. Bunların hepsinin hacimleri aynı. O zaman V'lerin üstünü çizdim. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Kütlesi büyük olanın öz kütlesi de büyüktür. E diyebilirim çünkü hepsinin hacmi aynı. O zaman arkadaşlar kimin öz kütlesi daha büyükse onun kütlesi daha büyüktür. Bitti. Yani MX büyüktür MY. MY de büyüktür MZ diyebilirim. Demek ki bu kaptaki sıvı kütleleri eşit değil. E neden? E kardeşim sıvıların kütleleri de aynı olsaydı eğer. E bu da m bölü v olurdu. Bu da m bölü v olurdu. Bu da m bölü v olurdu. Bunların öz kütleleri aynı olurdu. Aynı madde eyvallah ama sıcaklıkları aynı değil. Yani sıcaklık değiştiğinde öz kütle değişmez mi? Eğer hepsine m m m yazarsan sıcaklık değiştiğinde öz kütle değişmez demiş olursun. Böyle bir saçmalık olamaz değil mi? Dolayısıyla bu kaptaki sıvıların hacimleri eşit ama kütleleri eşit değil. Öz kütleler arasında dx, dy, dz ilişkisi vardır. Baktığında bu doğru. Kütleler arasında x, y, z ilişkisi vardır. Baktığında bu da doğru. Isıca yalıtılmış bir ortamda sıvılar aynı kapta karıştırıldığında son sıcaklık 20 derece olurdu diyor. Arkadaşlar bakın ısı sıcaklık konusunda Q eşittir mc delta t diye bir mantık var. Ve burada sıcaklık yorumu yapabilmek için mc'leri ile ilgili bir yorum yapmamız gerekiyor. Ben bu kaptaki kütlenin fazla olduğunu abartıyorum biraz bu kaptaki kütlenin daha az olduğunu, bunun da daha az olduğunu biliyorum. Bunların hepsi aynı tür sıvı. O zaman bunun öz ısısı C kadar, bunun öz ısısı C kadar, bunun da öz ısısı C kadar. Eğer bu kaptaki sıvıların ısı sıraları aynı olsaydı, yani bunun da çarpımı 3mC yapsaydı, bunun da çarpımı 3mC yapsaydı, bu da 3mC olsaydı, yani ısı sıraları aynı olsaydı, o zaman ben birincinin sıcaklığını, ikincinin sıcaklığını ve üçüncünün sıcaklığını toplardım, 3'e bölerdim. Ve o zaman ne çıkardı? 10, 20 daha 30, 30 daha 60. 60'ı 3'e böldüğümde sonuç 20 olarak çıkardı. Yani bu doğru olurdu. Ama bunun doğru olabilmesi için 3 kaptaki sıvının da MC'lerinin aynı olması lazım. Sıvılar aynı olduğu için C'ler aynı ama M'ler farklı. Bundan dolayı bu doğru olmaz arkadaşlar. Yani ısıl dengeye ulaştıklarında yorum yapabilmek için hacimlerinden çıkamayız yola. Nereden yola çıkmamız lazım? Kel macit formülünde hacimle ilgili bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla MC'den yola çıkmamız gerekiyor. Ama bunların C'leri aynı, M'leri aynı değil. Dolayısıyla MC'leri aynı değil. MC'ler aynı olmadığı için bu yanlış oluyor. Sorumuzun cevabı 1 ve 2, B şıkkı oldu. Evet, özellikle üçüncü maddesi ısı sıcaklıkla da ilgiliydi. Yani biraz e, bu konunun dışında bir madde olmuş, kabul edelim. Ama sonuçta biz TET'ye gireceğiz, o konuyu da bilmemiz lazım. Öz kütlesi 8 gram bölü santimetre küp olan maddeden yapılmış bir cismin hacmi 300. Kütlesi de 2 kilogramdır. Arkadaşlar 2 kilogram demek ne demek arkadaşlar? 2000 gram demek. Öz kütlesi 8. Ya bir düşünüyorsun. Bir maddenin öz kütlesi D eşittir M bölü V mantığından dolayı. Ya bu maddenin öz kütlesi 8 ise. Şimdi kütlesi de 2000 ise. Sen diyorsun ki 2000'i kaça bölersem 8 olur. E şimdi düşünüyorum şöyle. Sadeleştirelim. Mesela bunu 4'e böl 2. Burayı 4'e böl 500 yapar. 500'ü kaça bölersem 2 yapar? 250. Ye. Yani buradaki V değerinin 250 cm3 olması gerekmiyor mu? Öz kütlesinin 8 olabilmesi için. Gerekiyor. Ama adam diyor ki ya kardeşim onun hacmi 300'dür diyor. Demek ki onun içerisinde 50 cm3'lük bir boşluk var. Biz buradan bunu anlıyoruz. Yani hacim bizi yanıltabilir arkadaşlar. Mesela ben size şöyle bir küre yaparım. Derim ki arkadaşlar bu kürenin içerisinde bir miktar hava var derim. Yani boşluk var derim. Dolayısıyla küreyi oluşturan metal ya da plastik her neyse. Bunun hacmi sadece şu kadardır. Ama toplam hacmi hepsidir. Yani anlatmak istediğim madde olan kısım 250 cm küp. Boşluk olan kısım da 50 cm küp olduğu için bu maddenin toplam hacmi 300 çıkıyor. Ama orijinal hacminin 250 olması lazım. Çünkü hacim bizi aldatabilir. Boşluk olduğu için. Ama kütle bizi aldatmaz. Yani maddenin kütlesi 2 kilogramsa 2000 gramdır. Bitti. Yani boşluk vardır bilmem ne vardır diyemezsin. Kütle bizi aldatmaz. Dolayısıyla kütlesi 2000. E öz kütlesinin de 8 olduğunu biliyorsun. Demek ki bunun hacmi 250 olmalı. Ama 300 diyor. Demek ki 50 boşluk var. Bakın bu doğru. Cismin içerisindeki boşluk 4 gram bölü santimetre küp öz sıvı ile doldurulursa toplam kütle böyle olur. Şimdi boşluk m eşittir dv'den ne kadar kütle yapacağını bulalım. 4 ile dolduruyor musun? D yerine 4. V de boşluk. Sadece boşluğu doldurabilirsin. Yani şuradaki boşluğu dolduruyorsun sadece. E, v ise 50. 4 kere 50 ne yapar? 200 gram yapar. E zaten bu madde 2000 gramdı. 200 gram da oradan gelir. 2200 olur. Bu doğru. Cismin öz kütlesi 6 santimetre küptür diyor. Arkadaşlar cismin derken yani içindeki boşlukla beraberden bahsediyor. Bak öz kütlesi 8 olan maddeden bir cisim yapıyorsun. Yani madde dediğimiz yer işte şuradaki kısımdır. Yani taradığım kısımdır. Ama cisim dediğim şey tamamıdır. Yani boşlukla birlikte. Yani cisim dediğin şey şunun tamamıdır. Ama 8 ile yapıyoruz biz bu cismi. Yani bu etrafını taradığım yer öz kütlesi 8 olan bir madde var. Ben bununla içi boş bir şey yapıyorum. İşte ona cisim deniyor. Yani cismin hacmine kadardır 300'dür. Cismin kütlesine kadar 2000. Dolayısıyla 2000'i 300'e böleceksin. Ama buradan da gördüğünüz gibi sıfırlar gittiğinde 20/3 bölü 3 yapıyor. 20/3 bölü 3, 6 mı? Hayır, 6 değil. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru, 3 yanlış diyorum. Geldik 32'ye. Ağzına kadar sıvı dolu özdeş kaplardaki x, y, z sıvılarını boş bir kapta karıştırmak isteyen öğrenci kaba önce x sonra y sonra da z sıvısını koyuyor. Kapta oluşan karışımın öz kütlesinin hacme bağlı grafiği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi önce neyi koydu x? Bu kabın öz kütlesi önce neymiş? D. Demek ki x'in öz kütlesi d kadar. Sonra bunun üzerine y ilave ediyor. Bak karışımın öz kütlesi artıyor 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 ve en sonunda neye geliyor? 2d'ye geliyor. Şimdi sen D'nin içerisine ne katarsan öz kütlesi 2D olabilir. Sen demek ki 2D'den daha büyük bir şey kattın. Çünkü eğer sen 2D katsaydın sonuç D ile 2D arasında bir değer alırdı. Yani D olamazdı, 2D olamazdı. Ama sen Y'yi kattığında sonuç kaça gelmiş? 2D'ye gelmiş. Demek ki sonucun 2D olabilmesi için senin eklediğin sıvının 2D'den büyük olması lazım. Yani 3D olur, 4D olur, 5D olur bilmiyorum. Ama D ile 2D'den büyük bir sıvıyı karıştırırsan ancak 2D'yi elde edebilirsin. D ile 2D'yi karıştırırsan 2D'yi elde edemezsin. Bu doğru değil mi? O zaman Y sıvısının öz kütlesi 2D'den daha büyüktür. Yani kaç olduğunu bilmiyorum ama şöyle yapalım. 2D'den büyük. 3 olur 5 olur. Her neyse bir değer alacak bu. Şimdi sonra sen Z'yi katıyorsun ama karışımın öz kütlesi hiç değişmiyor. 2D'de kalıyor. Demek ki Z sıvısının öz kütlesi de 2D. Çünkü karışım 2D, sen de Z'yi eklediğinde hiçbir şey olmuyor. Hala 2D'ye kalıyor. Demek ki Z'nin öz kütlesi de 2D, karışım da 2D, o yüzden 2D olarak kalıyor. Karışımın öz kütlesi Z sıvısının öz kütlesi de eşittir. E çünkü 2D, burada 2D oluyor zaten, bu doğru. Sıvıların öz kütleleri Y büyüktür, Z, Z de büyüktür, X diyor. E kardeşim ben Y'nin 2'den büyük olduğunu biliyorum. Mesela 3 olduğunu biliyorum. Z'nin 2 olduğunu biliyorum. X'in de 1 olduğunu biliyorum. O zaman bu sıralama doğru. Son durumda kapta oluşan karışımın kütlesi X sıvısının kütlesinin 3 katıdır diyor. E kapta oluşan karışım 2d, X'in de d, 3 katı mı? Hayır, 3 katı değil, 2 katı. Cevabımız 1 ve 2, yani B şıkkı oldu. Aynı maddeden yapılmış. Burası son derece önemli. Eğer maddeler aynı tür olmazsa biz onların dayanıklılıklarını kıyaslayamayız. Silindir, koni ve küp yatay zeminde dengededir. Buna göre cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını arttırmak için işlemlerinden hangisi yapılabilir diyor. Şimdi buradaki silindir düzgün bir katı. Yani tabanı nasılsa aynı şekilde blok şeklinde ilerliyor. Biz buna düzgün katı diyoruz. Mesela buradaki küp de tabanı nasılsa aynı şekilde ilerliyor. Bu da düzgün bir katı. Düzgün katılarda dayanıklılık çok kolay. Kesit alanını neye bölüyoruz? Hacime bölerek dayanıklılığını direkt bulabiliyoruz. Şimdi silindirin tabanı yani kesit alanı pi r kare. Çünkü bu bir daire. Yüksekliği de h. Dolayısıyla kesit alanı yerine pi r kare. Hacim yerine de pi çarpı r kare çarpı h yazıyoruz. Bunlar gidiyor ve 1 bölü h çıkıyor. Yani yükseklik. O zaman 1 bölü yükseklik. Bunun dayanıklılığı. Mesela küpe geldiğimizde her kenarı a olduğu için kesit alanı yerine a çarpı a yazıyoruz. Hacim yerine de a çarpı a çarpı a yazdığımızda bunlar sadeleşiyor ve 1 bölü a çıkıyor. E onun yüksekliği. Dolayısıyla bu da bir bölü yükseklik. Ama buradaki koniye geldiğimizde kesit alanının büyük olduğunu ve giderek daraldığını görüyoruz. Bu daha dayanıklı bir şekildir. Neden? Çünkü arkadaşlar dayanıklılık ne ile orantılıydı bizim için? Kesit alanı bölü hacim ile orantılıydı. Şimdi koniye baktığımızda kesit alanı gözümüze çok çarpıyor değil mi? Kocaman bir tabanı var ama taban şeklinde yükselmiyor. Yani hacmi giderek azalıyor. Bakın böyle küçülme yaşıyor. Yani kesit alanı çok etkili. Hacmi o kadar büyük değil. Yani hacmi az öyle yorum yapabiliriz. Çünkü kesit alanı gibi olduğu gibi yükselseydi zaten orantılı oluyor. O zaman silindir oluyor zaten. Ama bunun kesit alanı çok büyük. Giderek daralıyor. Yani kesit alanı çok etkili. Hacmi o kadar etkili değil. Bundan dolayı bunun dayanıklılığı daha büyüktür. Yani silindir ve koniyi kıyaslarsak yükseklikleri falan aynıysa maddelerde aynıysa biz deriz ki Koninin dayanıklılığı daha büyük çünkü kesit alanı çok ön plana çıkmış. Hacmi o kadar büyük değil. Bu da dayanıklılığını büyük yapıyor. Mesela şöyle olsaydı, başka bir şekil olsaydı. Diyelim tabanı şöyle olsaydı ama giderek böyle genişleyen bir şekil olsaydı. O zaman bunun hacmi mi ön plana çıkardı yoksa kesit alanı mı? Tabana değen kısmı yani kesit alanı şurası. Dolayısıyla kesit alanı küçük olurdu, etkili olmazdı. Hacmi daha etkili olurdu. E dayanıklılık yorumu yaparken de biz bununla ilişkilendiriyoruz. Kesit alanı etkili değil ama hacmi çok etkili. O zaman arkadaşlar bunun dayanıklılığı ne olurdu? Küçük olurdu. Yani silindir için farklı bir yorum yapabiliyoruz. Direkt bir bölü yükseklik diyoruz. Ya da buradaki küp için bir bölü yükseklik diyoruz. Ama buradaki koni için şunu söylüyoruz. Kesit alanı çok ön plana çıktığı için hacmi o kadar etkili olmadığı için kesit alanıyla da dayanıklılık doğru orantılı demek ki onun dayanıklılığı daha fazla diyebiliyoruz. Şimdi silindirin yüksekliğini arttıralım. E silindirin yüksekliğini 2H yaparsan o zaman dayanıklılığı 1 bölü H değil 1 bölü 2H çıkacak. E dayanıklılığı azalacak. Adam dayanıklılığını arttırmak için dedi. Yani bu olmaz. Koninin yarı çapını arttıralım diyor. Arkadaşlar koninin yarı çapını arttırdığınızda şöyle bir koni yapmış olursunuz. Bir baksanıza şuna. Yani iyice kesit alanı ön plana çıkıyor. Yani kesit alanı hayvan gibi artıyor tabiri caizse. E kesit alanının artması da onun dayanıklılığını arttırır. Dolayısıyla bu doğru küpün bir ayrıt uzunluğunu azaltmak diyor. Yani örnek veriyorum başlangıçta burası A ise A bölü 2 yapalım diyor. O zaman ne olur? 1 bölü A çıkmaz artık her boyutu A bölü 2'ye inerse ne olacak? O zaman 1 bölü burası görünüyor değil mi? A bölü 2 olur. E o zaman bu da ters döner. Ve 1 bölü şey 1 bölü 1 çarpı A bölü 2 de 2 bölü A olur. Yani dayanıklılığı 2 bölü A olur. Önceden 1 bölü A'ydı. Şu anda 2 bölü A. Yani dayanıklılığı ne oldu? Arttı. Demek ki bu da dayanıklılığını arttırıcı bir hamledir. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani eşitli oldu. Aşağıdaki tabloda KLM sıvılarının aynı sıcaklıkta yüzey gerilim katsayıları verilmiş. KLM sıvılarından homojen yapıya sahip yatay bir düzleme eşit hacimlerde damlatılırsa sıvıların denge durumu nasıl olur diyor. Arkadaşlar yüzey gerilimi büyük olanın kohezyonu da büyük anlamına geliyor. Kohezyonu büyük olan sıvı daha küresel bir şekilde durur. Yani mesela suyu damlattığınızda su yüzeye iyice böyle yayılır. Ama civa'yı damlattığınızda civa böyle küre gibi olur. Yani kohezyonu büyük olanlar daha böyle derli topludur. E şimdi bakıyorsun. Yüzey gerilimi en büyük olan L değil mi? O zaman kohezyonu da en büyük olan L. L'nin kohezyonu daha büyük. E sonra baktığınızda sırada kim geliyor? K geliyor. Sonra baktığınızda kim geliyor? M geliyor. E şimdi yüzey gerilimleriyle kohezyonlar orantılı olduğu için hangisinin yüzey gerilimi büyükse o daha küresel, daha derli toplu olur. Yani L'nin daha küresel olması lazım. M'nin de en yaygın olması lazım. E baktığımızda şöyle. L'nin en küresel, M'nin de en yaygın olduğu şekli arıyorum. Bak L burada. Burada M daha küresel. Burada L daha küresel. M, e, K biraz küresel. M en yaygın olanı. E bakıyorsun bizim sıralamamızda da M en yaygın olması lazımdı. O zaman sorunun cevabı ne oldu? B şıkkı olarak bulundu. Şöyle kaçıncı soruydu bu? 34. soru. Şimdi geldik 35'e. Şuraları da bir silelim arkadaşlar. Sildik. Diyor ki yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen hangi kavram ile açıklanabilir diyor. Bakıyorum. Ilık su ilave edilerek mikser ile bir süre çırpılan kaymak köpürünce bir su bardağı soğuk su ilave edilip çırpılmaya devam edilirse topaklanan tereyağı süzgeç ile ayrılabilir diyor. Normalde ılıktı. Üzerine soğuk su ilave ettiğinizde sıcaklık düştü. Sıcaklık düştüğünde kohezyon arttı. Tereyağının kohezyon kuvveti artarsa tereyağı iyice toparlanıyor. Kohezyon demek aynı moleküllerin birbirini çekmesi demek değil mi? Yani soğuk su ilave ederek onun kohezyonunu arttırıyoruz. Onlar da iyice birbirine yapışıyor. Topaklanıyor. Küresel bir hal alıyor. Küresel hal almak kohezyonla ilgili ve yüzey gerilimiyle ilgili. Dolayısıyla bunu hem kohezyon hem de yüzey gerilimiyle ilişkilendirebiliriz. Buraya geliyorum. Su içerisindeki sulu boya fırçası sudan çıkartılırken bir bütün halinde çıkar. Yani fırçayı çıkarttığınızda arkadaşlar fırçanın uçlarındaki böyle teller birbirine yapışıyor. Neden yapışıyor? E çünkü sebebi şu. Buradaki su buradaki suyu çekiyor yapışıyor. Buradaki teldeki su diğer teldeki suya yapışıyor. Derken bunlar yapışıyor yapışıyor ve birbiriyle bir bütün halinde çıkıyor. Yani yine bu da kohezyonla ilgili dolayısıyla yüzey gerilimiyle de ilgili. Zaten kohezyon ve yüzey geriliminin yorumları aynıdır. Piştikten sonra soğumaya bırakılan çorba üzerinde kıvamlı bir tabaka oluşur diyor. Bak çorba pişti sıcak ama soğumaya bırakıldığında yani sıcaklık azaldığında kohezyon artıyor. Kohezyonun artması yüzey geriliminin de artması anlamına geliyor. Yani bunların üçü de yüzey gerilimiyle ve kohezyonla ilgili. Yani bunlarla ilgili değil olay yüzey gerilimi cevabımız B şıkkı. Düşey kesti verilen şekildeki kapta 100 cm küp su vardır. Kap içine atılan bir cisim suda batarak kaptan 20 cm küp su taşırıyor. Cismin öz kütlesi 2 olduğuna göre cismin kütlesi hangisi olamaz diyor. Şimdi canlarım, bu kabın alt kısmında 100 santimetre küp su olduğu bana söylendi. Peki biz buraya bir taş attığımızda kabın üst tarafında kocaman bir boşluk olmasına rağmen ne yapıyormuş dışarıda 20 santimetre küp su taşıyormuş. Demek ki biz bunun içerisine o kadar büyük bir cisim attık ki şuradaki boşluk bile bize yetmedi dışarıda 20 santimetre küp su taştı. Şimdi canlar, bu kabın alt tarafı h üst tarafı h diye Alt tarafına yani şu kısma 100 santimetreküp dediysek üst tarafına da 100 santimetreküp diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Üst tarafı daha geniş. Yani 100'den daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Yani buradaki hacmin 100'den kesinlikle büyük bir sayı olması lazım. Yani ne kadar olduğu bilmiyorum. 110 olur, 120 olur, 150 olur bilmiyorum. Ama 100'den daha büyük bir boşluk var mı burada? Kesinlikle var. Şimdi bizim taşın hacmi bu boşluktan bile daha fazla olmalı ki dışarı da 20 taşsın. Ya yani örnek veriyorum. Buranın hacmi eğer 120 olsaydı. Bizim taşımız da 120 olsaydı zaten o boşluk bize yeterdi. Yani dışarı sıvı taşmazdı. Ama bizim dışarıda da sıvı taşırabilmemiz için 20 cm küp daha ilave etmemiz lazım. Yani buraya attığımız cismin hacmi 100'den hatta 100 artı 20'den. Çünkü dışarıda 20 taştığı için 120'den kesinlikle büyüktür, kesinlikle büyüktür. Bak burası 100 olsaydı bile, hani 100 boşluk var, 20'de dışarı taştı, 120 olurdu. Ama biz oranın 100 olmadığını, 100'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman 20'yi de ekleyince 120'den büyük olduğunu biliyoruz. Hacmi 120'den büyük. Şimdi d eşittir n bölü v mantığına göre 2 eşittir n bölü 120'den büyük bir sayı. Kaç olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunun sonucunun 2 çıkması için ben buraya ne yazmam lazım? Kesinlikle 240'tan büyük bir şey yazmam lazım. Eğer ben buraya 240 yazarsam 240 bölü 120 2 yapar. Ama ben biliyorum ki burada 120 yok. 120'den daha büyük bir sayı var. Örnek veriyorum 121 var. Şimdi burada 121 olursa sonucun 2 çıkması için burada da 242 olması lazım değil mi? Yani 240'tan kesinlikle büyük olması lazım. Yani 240 asla olamaz. 240'tan kesinlikle büyük olacak. Ama ne kadar büyük olduğunu bilemem. Yani 250 de olabilir. 320 de olabilir. Onu bilemem. Ama 240 olamayacağına %100 eminim. 240 olabilmesi için burada yüzlük boşluk olması lazım. Dışarıda 20 taşması lazım. O zaman hacim 120 olur. Kütle de 240 olacak ki 2 olsun. Ama buraya yüzden büyük bir sayı yazılması gerektiğini bildiğim için bunun kütlesi de kesinlikle 240'tan fazladır. Yani 240 olamaz. Umarım anlatabilmişimdir. Bazı böcekler durgun su üzerinde durabilmektedir. Bunun nedenine bak. Suya hiç batmıyor dikkat ederseniz. Yani bu sıvıların kaldırma kuvvetiyle alakalı değil, yüzey gerilimiyle alakalı. Yani suyun üst kısmının gergin bir zar gibi olmasından dolayı kohezyon kuvvetinin sonucunda bir yüzey gerilimi ortaya çıkıyor. Yüzey geriliminden dolayı da buraya bırakılan bir toplu iğne ya da bir böcek bunun içerisine hiç girmeden dengede kalabiliyor. Ama sıvıların kaldırma kuvveti olsaydı, sıvının içerisine bir kısmı giriyordu, bir kısmı girmiyordu. Bu yüzey geriliminde hiçbir yeri sıvıya girmiyor. Bak dikkat edin, sanki bir çarşafın üzerinde duruyor gibi duruyor. Dolayısıyla bunu sıvıların kaldırma kuvvetiyle değil, yüzey gerilimiyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Diyor ki, yüzey gerilimi mi etkilidir? Tabii ki de o etkilidir. Kaldırma kuvvetiyle bunun ilgisi yok öz kütleyle bunun ilgisi yok. Yani kaldırma kuvveti öz kütleye vurgu yapıyor zaten. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Yani yüzey gerilimi kohezyonla ilgilidir. Kohezyonla maddelerin cinsiyle ilgilidir. Maddelerin cinsi de öz kütlesiyle tabii ki de ilgilidir aslında. Yani maddenin cinsi değişince öz kütlesi de değişir. Ama burada bize vurgulanmak istenen nokta yüzey gerilimi. Öz kütle değil. Öz kütleye vurgu yapması için sıvıların kaldırma kuvveti gibi olması lazım. Hani biz deriz ki buradaki sıvının öz kütlesi buradaki cismin öz kütlesinden büyük olduğu için cismi yüzdürebiliyor deriz. Yani burada vurgu yapılmak istenen öz kütle değil yüzey gerilimi o zaman cevabımız A şıkkı oldu. Geldik 38'e. Boş bir kapta 4D, D ve 3D öz kütleli sıvılardan sırasıyla 3V, V ve 5V hacminde alınarak tamamen doldurulduğunda kaptaki kütle artışı 140 gram oluyor. Buna göre kap aynı sıvılardan eşit hacimlerde alınarak tamamen doldurulursa kaptaki kütle artışı kaç gram olur diyor. Şimdi bizim burada boş bir kabımız var. Bu kabı doldurmak için ne kadar sıvı gerekiyor? Dikkat et. 3V, V, 4V, 5V daha kaç yaptı? 9V. Yani bu kabın toplam 9V olması gerekiyor. Ben şimdi M eşittir DV'yi öğrendim mi? Mutlu DV'yi öğrendim. Şimdi 4D öz kütleli sıvıdan 3V koyuyorsun. Yani buraya 4D yazdım. Buraya 3V yazdım. O zaman buradan bir kere bize bir 12DV gelir mi? Gelir. Birinci sıvı bu kadar kütle yaptı. İkinci sıvı D ama hacmi de V. O zaman D çarpı V'den buradan bir de DV geldi mi? Geldi. Üçüncü sıvıya bakıyorsun 5V ama öz kütlesi 3D. O zaman 3D çarpı 5V'den bize buradan bir 15DV kütle geldi mi? Geldi. Şimdi bunların toplamı yani ne kadarlık bir kütle artışına neden oluyor? 140. E bunları toplayalım. 15, 1 daha 16, 12 daha 28 dv yapıyor. Arkadaşlar 28 dv'nin bize 140 olduğunu soru söyledi. O zaman her tarafı 28'e böldüğümüzde her DV'nin 5 gram yaptığını biz anladık. 5 kere 28 140 yapar. Diyor ki kap aynı sıvılardan eşit hacimlerde alınarak tamamen doldurulursa. Kardeşim bu kabın hacmi 9V. Ben bunu anladım. Eşit hacimde diyorsan 3V'sini birinden, 3V'sini birinden, 3V'sini de birinden. Şimdi 3V yazalım, 3V yazalım, 3V yazalım buralara. Öz kütlesi en büyük olan en alta çöker. Öz kütlesi 3D olan buraya gelir. Öz kütlesi D olan buraya gelir. Şimdi çarpalım. 3 dv buradan geldi. 9 dv de buradan geldi. Kütleleri hesaplıyorum ya. 12 dv yaptı. Şimdi 3 kere 4 12 de buradan geldi. 24 dv yaptı. Her dv'nin 5 gram olduğunu ben buldum mu buldum. O zaman 24 çarpı 5'ten 120 gramlık bir artış olur. Yani cevabımız D şıkkı oldu canlarım. Geldik 39'a. Bir öğrenci içinde renkli sıvı bulunan kap içerisine çiçek koyup bir süre beklediğinde çiçeğin renklendiğini görüyor. Yani renkli sıvı çiçeğin e, kılcal damarlarından yukarı doğru çıkıyor ve çiçeğe o rengi veriyor. Yani buradaki olayımız nedir? Kılcallık olayıdır arkadaşlar. Başka da bir şey değildir. Buna göre verilen durum olaylarından hangileriyle benzerlik gösterir? Yani kılcallık ile olan şık arıyoruz. Su deposundaki suyun evlerimizdeki musluklardan akması. Yani su musluklardan kılcallık olayıyla mı akıyor? Eğer binada bir pompa sistemi olmasa yani suyu sen... 24. kata çıkartabilir misin? Pompayla çıkıyor. Yani böyle ağaçların köklerindeki suyu alıp yapraklarına iletmesi gibi değil bu. Pompa olmasa elektrikler gittiğinde suların iyice azalttığını görüyoruz değil mi? Demek ki pompayla çıkartılıyor. Yani burada kılcallık ile bu su evlerimizde musluklardan akmıyor. Kılcallık olayı böyle pimaş gibi borularda olmuyor. Kılcal incecik borular. Yani mesela bir ağacın kökleri işte e, yapraklarının damarları incecik borularda oluyor. Mumun yanması olayı. Kılcallık olayı bir tane soruda çözmüştük. Mumun içerisinde bir tane fitil var arkadaşlar. Dolayısıyla mum yanarken buradaki eriyen gaz yani sıvı ne yapıyor? Mumun buradaki fitiline doğru böyle yavaş yavaş yükseliyor ve buradan yanmaya başlıyor. Yani kılcallık olayıyla ilgili bu. Masaya damlatılan civanın küresel şekil alması. Küresel şekil alması nedir? Yüzey gerilimi ile ilgilidir. Ana mantı nedir? Kohezyondur. Yani kılcallıkla bunun bir ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki şey. Yalnız 2 ya bu olmaz. A şıkkı olacaktır. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Şekilde verilen içi dolu kendi içerisinde türdeş KLM prizmalarının kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları DK, DL eşit, DM büyük. Buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınızda normalde düzgün katı değil mi bunların hepsi? Evet. Yani bunun dayanıklığı 1 bölü 3. Bunun dayanıklığı 1 bölü 1. Bunun dayanıklığı da 1 bölü 2 olması lazım. Yani dayanıklılığı en büyük olanın 1 bölü 1. Yani L'nin olması lazım. Ama bakıyorum L'nin dayanıklılığı K'ya eşit çıkmış. Yani bunun dayanıklılığı ile bunun dayanıklılığı nasıl birbirine eşit çıkar? İşte buradan yola çıkarak diyeceğiz ki demek ki bunlar aynı madde değil. Eğer bunlar aynı madde olsaydı K'nın dayanıklılığı en küçük olurdu. Yani DK en küçük olurdu. DL en büyük olurdu. 1 bölü 2 de ortaya girerdi. Yani DM de araya girerdi. Böyle bir sonuç çıkardı. Ama böyle bir sonuç çıkmamış. Biz buradan anlıyoruz ki demek ki K ve L aynı madde asla olamaz. Eğer aynı madde olsaydı K'nın dayanıklılığı L'nin dayanıklılığından kesinlikle küçük olurdu. O zaman K ve L'nin kütleleri eşit olabilir mi? Olabilir. E bunlar aynı madde değil ki. Yani bunun hacmi işte örnek veriyorum 3V ise bunun hacmi de V ise bunun öz kütlesi D ise bunun da öz kütlesi 3D ise madem aynı madde değil bunlar e o zaman bu 3DV yapar. Bu da 3DV yapar. Yani bunların kütleleri eşit olabilir. Çünkü bunlar aynı madde değil. Aynı madde olmadıklarını dayanıklılıklarından anlıyorum. Şimdi K ve L aynı maddeden yapılmıştır diyor. Hayır. Aynı madde olsaydı dayanıklılıkları arasında böyle bir ilişki olurdu. Şimdi L ve M aynı maddeden yapılmıştır diyor. Bakıyorum. Şimdi L'nin dayanıklılığı M'den daha büyük değil mi? E bakıyorum. L'nin dayanıklılığı M'den daha büyük değil mi? Evet. Yani bunlar aynı madde olsaydı da L'nin dayanıklılığı M'den daha büyük olacaktı. E zaten burada da öyle demiş. Demek ki bunların aynı madde olma ihtimali var mı? Yani L ve M'nin aynı madde olma ihtimali var. Çünkü bizim bulduğumuz dayanıklılıkla sorunun verdiği birbiriyle uyuşuyor. Ama K ve L uyuşmuyor. Yani K ve L'nin aynı madde olma ihtimali yok. Dolayısıyla L ve M aynı madde olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır canlarım. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Evet, biraz yorulduk mu? Yorulduk tabii ki arkadaşlar. 40 tane soru çözdük. Her birisi 1 dakika bile olsa zaten soruyu okurken bile bir dakika geçiyor neredeyse. 40 dakika yapar. E bir de anlatmaya çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden video biraz uzuyor. Hakkınızı helal edin diyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.